Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar, merhaba arkadaşlar. Günaydın, merhabalar, günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Güçlü bir Atalay masası. Hoş geldiniz. Şu an kanalımda İlhan Yeşil. Çok memnun oldum ben de tanıştığımızda. Bugüne kısmetmiş. Evet, 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 evet. Harika bir şey. Yakında içeri girecek olan arkadaşımıza verelim. Allah korusun. Mağdur kontenjanından ailelerin sözcüsü olarak söz almış olayım. Şaka bir yana her biriniz bir kez daha hoş geldiniz. Ekrem Başkanımızın ifade ettiği gibi keşke bu vesileyle değil daha güzel vesilelerle bir arada olabilseydik. Ama bizler zaten daha güzel vesilelerle bir arada olduğumuz için böyle cezalandırılıyor içerideki kardeşlerimiz. O nedenle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da dayanışmaya, umudu birlikte büyütmeye ve örgütlenmeye, örgütlülüğe devam ediyorum. Sizlerden de bugün tanıdığımızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere. Bugün aileler burada, avukatları var. Bizler süreci genel başkanımızın hem yakın takibi talimatlarıyla vekillerimizle birlikte tüm partimiz yürütmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bir araya gelmişken avukatların ya da sizlerin mutlaka söyleyecekleri, ekleyecekleri, karşılıklı öğreneceklerimiz vardır. Bu vesileyle bunları da değerlendirmiş oluruz diyerek hepimize güzel bir gelecek diliyorum. Sağ olun. Efendim hepiniz hoş geldiniz. İnsanların yaşamlarında unutulmaz anılar vardır.
yakınları, eşleri, dostları, arkadaşları, şu anda haksız yere içeride olanların da anıları birikiyor. Bu anılar bazen öykü oluyor, bazen roman oluyor, bazen bir sinema filmi oluyor. Ama sonuçta insanlar özgürlüklerine kavuştuklarında hayatları boyunca anlatacakları güzel öyküler oluyor. Bu öyküler aslında bundan sonraki kuşakların ya da yöneticilerin ders almaları gereken öyküler olarak keşke tarihte yerini alsa. Yani aynı acıları bir toplum sürekli olarak yaşaması. Fakat yaşıyoruz, üzülerek ifade edeyim, yaşıyoruz. Zaten insanlık tarihi bir anlamda demokrasiyle demokrasiyi sağlamak konusunda verdiği mücadelelerin tarihidir. Biz demokrasinin önemini belki de bu tür olaylarla biraz daha kendi ruhumuzda, bedenimizde, anlayışımızda, düşüncelerimizde hissediyoruz. Ve demokrasi mücadelesinde bunun için verilmesi gerektiğini biliyoruz aslında. Elbette ki bu mücadelede insanlar bedel öderler. Şu anda içeride olan arkadaşlarımız bu bedeli ödeyenlerdir. Dolayısıyla toplum demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda bedel ödeyen bu insanları asla unutmaz. Onlar tarihteki yerlerini alırlar. Bizim temel hedefimiz şu, bedel ödemeyenler olarak, biz dolaylı bedel ödüyoruz, onlar doğrudan bedel ödüyorlar. Bizim amacımız, bizim görevimizde bedel ödeyenlerin yanında durmak, onların bir anlamda içinde bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun onların sözcülüğünü yapmak bir anlamda. Bu bazen medyada köşe yazarlığı yazanlar oturur bunu yazarlar, sözcülüklerini yaparlar. Bazen bir televizyon programında, tartışmalarda sözcülüğünü yaparlar. Dolayısıyla geniş kitleler yapılan haksızlığı duymuş olur. Benim gördüğüm kadarıyla yapılan bu haksızlık sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yankılandı, yerini aldı. Bilinen olay, yaşadığımız olay aslında sıradan bir olay değil. Bir ülkenin entelektüel düzeyi yüksek, olayları sağlıklı sorgulayabilen, haksızlıklar karşısında sesini rahatlıkla ifade edebilen, düşüncesini ifade edebilen arkadaşlar bunlar. Sıradan insanlar değil. Dolayısıyla bunların tutuklanmaları, hapse atılmaları da sıradan bir olay değil. Tarih bu tür örneklerle dolu tabii. Çok sayıda örneği var bunun tarihte. Bütün mesele bunların tekerrür etmemesiydi. Ama maalesef darbe dönemlerinde ben bunu çok gördüm. Ben 12 Mart'ı da gördüm, 12 Eylül'de gördüm, bu dönemi de gördüm. Dolayısıyla yaşadığımız olaylar, dramlar bundan sonra keşke hiç yaşanmasa ve bizler hangi görüşte, düşüncede olursak olalım en azından düşüncelerimizi birbirimize saygıyla anlatabileceğimiz bir atmosferi yakalayalım. Mücadele de bunun üzerine inşa edilen bir mücadele aslında. Yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Umutsuzluğa kapılmak var mı? Asla kapılmak yok. Mücadele evet. Mücadeleyi sonuna kadar götürmek zorundayız. Bu tabii bir anlamda dayanışma kültürü de demek. Karşılıklı dayanışacağız. Birimiz acı çekerken diğerimiz sevinç çığlıkları atmayacağız. Beraber düşüneceğiz. Acıları nasıl yok edebiliriz, izale edebiliriz veya hafifletebiliriz? Bunun bir anlamda yolunu, yöntemini, yordamını bulmak zorundayız. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Siyaset kurumunun çok sıkıntılı bir alan olduğunu da biliyoruz. Siyasetçi olmanın da, düzgün siyasetçi olmanın da kolay olmadığını, zor bir alan olduğunu, onu da biliyoruz. Ama sonuçta her şey toplumun eğitimine bağlı. Toplum eğitildikçe aslında daha farklı bir sürecin içine hep beraber giriyoruz. Bu tür bir toplantı galiba uzun bir konuşma olduk. Kusura bakmayın. Çok da güzel bir evet. Dolayısıyla hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu güzel sabah kahvaltısı organizasyonunu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e artı il başkanımız Kaftancıoğlu'na, o da yakında adaletle tanışacak. Farklı bir adaletle o da tanışacak. Dolayısıyla Hep birlikte mücadele ettiğimiz zaman gücümüzün ne kadar önemli. Çünkü haklı olduğunuz zaman çok güçlüsünüz. Haklı olduğunuzda. Nerede olursak olalım. Hapiste veya hapis dışında başka bir yerde olursak
nerede olursak olalım. Yeter ki haklı olduğumuza inanalım. Haklı olduğumuz zaman daha güçlü, daha kararlı, daha inançlı olabiliyoruz.